Evet, tekrardan merhabalar. Ben şimdi bir ufak bir ara verdim. Açık konuşayım. Çayımı içtim, 3-5 lafa doğradım, aşağı baktım. Kitaplar satılıyor, bir problemimiz yok çocuk. Siparişler çoğuyor. Evet, 12. derse kadar geldik, değil mi? Mum soruları yapacağız. 3 tane isim olan sorumuz kaldı. Bir mum, 2 adım problemi, bir de net problemimiz var. Ondan sonra 2 tane kendin kur, kendin çöz. Esas gelmek istediğim yer orası. Yani sınav anında okuyup o an anlamanız gereken sorular var. Sonra onlardan çözüp artık sayı problemi konusunu yavaş yavaş kapatmaya doğru gidiyoruz. Duygulanırsınız. Duygulanmıyor musunuz? Size kim böyle ders anlatışını yalar? Bak. Vardır anlatışın şimdi yanlış olmasın da. Güzel oluyor böyle şeyler yapınca. Evet. Şimdi mum sorularında arkadaşlar mantık şu. Boyları aynı olan, boyları farklı olan mumlar var. Ben mum sorusunda aynı da olsa boyu farklı olsa grafik çizmenizi tavsiye ediyorum. Mumda grafik çizmek çok sağlıklıdır. Daha rahat görürsünüz olayı yani. Genelde de uzunlukları aynı olan mumlar çıkar. Ben size bir tane de farklı olan mum çözeceğim. İşin mantığı şu. İki tane uzunluğu aynı olan mum oluyor. Bunlar mum olsun mesela. Bunlar yakılıyor. Bu 4 saatte bitiyor. Örneğin bu 6 saatte bitiyor diyelim. Bak bu 4 saat, bu 6 saat. Bu yakılınca bu daha yavaş yanıyor. Bu daha hızlı yandığı için bunun boyu çabuk azalıyor. İşte ne zaman bunun boyu 2 kat olur diye sorular sorulacak. Ama başlangıç çok önemli. Bir okuyalım soruyu. Uzunluğu aynı olan iki mumdan birincisi 4 saatte, ikincisi 6 saat tamamen yanarak bitiyor demiş. Bakın. Bir boy zaman grafiği çizeceksiniz. Bu 4 saatte bitiyormuş. Bu da 6 saatte bitiyormuş. Doğru mudur? Uzunlukları aynıysa bu mumların benim tavsiyem bunların boylarına bir değer vermeniz. Vereceğiniz değerin de mantık olarak hem 4'e hem de 6'ya bölünmesi çok mantıklı olur. Bakın azalıyor. Boy gittikçe bitiyor. Burası boy, burası zaman grafiği. Boy zaman grafiği bu. O zaman şuraya ben ne diyebilirim? 20 bak. 4 de 6'ya bölünen bir sayı sorayım. 24 diyebilirim mesela. 12 diyebilirim. 48 diyebilirim. Ne kadar sayı küçük olursa ama o kadar iyi olur. Bence öyle daha mantıklı. Yani sayı küçük olsun. O yüzden ben gelin 12 diyeyim. Burası da 12 olsun. Bu yazdığımı anladık mı? Mumun boyu 12 santim olsun. Bak şimdi. İşte bu mumun denklemini kuracaksın. Mum sorularına denklem kurmak lazım. Soru neydi? Kaç saat sonra birinin boyu, evet diğerinin boyu ne olur diye soru sormuş. Yarı soru diye soru sormuş. Şimdi denklem kuruyorum. Şimdi boy kaç santim? 12. 12 yazıyorum. Şöyle 12. Eksi koyuyorum araya çünkü boy azalıyor. Ve bu mum 4 saatte bitiyor. 12'yi 4'e bölüyorum. 3 çarpı t yazıyorum. T de zaman. Bir daha anlatıyorum. 12 santim boyu 12 yazıyorum. Araya eksi koyuyorum. 4 saatte bitiyor. 12'yi 4'e bölüyorum. 3 çarpı t diyorum. Sağ taraftayım. 12 duruyor. 12'yi yazıyorum. Araya eksi koyuyorum. 12'yi getiriyorum. 6'ya bölüyorum. Bir daha anlatıyorum. 12'yi yazdım. Araya eksi koydum. Mum boyu azalıyor çünkü. 12'yi 6'ya böleceğim. Sonuç kaç çıkıyor? 2 çarpı t oluyor. Buradaki 3 ve 2 mumların 1 saatte biten kısımları. Çok takılmayın da. Anladık mı olayı? Ama bölmeniz lazım kesin. Su araya eşittir koyuyoruz. Ne demişti? Kaç saat sonra birinin kalan boyu diğerinin boyu ne olur demişti? Yarısı olur. Şimdi sonra karar veriyorum. Çok önemli. Bu 4 saatte biten mum, bu da 6 saatte biten mum. Bakın yanmaya başladıktan sonra 6 saatte biten mum daha yavaş eriyeceği için boyu diğerine göre yanmaya başlatır, daha uzun kalacaktır. Dedim anladık mı? Bir daha anlatıyorum. Yanmaya başladıktan sonra 6 saatte biten mumun boyu daha yavaş eriyeceği için o taraf daha uzun kalacak. O yüzden ikiye bölerken burayı ikiye bölmeniz lazım. Mum sorularında en önemli şey budur. İşlemi doğru yere yapmanız lazım. Bakın bu taraf küçük, bu taraf büyük. Mantıken de yorumlayabilirsiniz. 12-3t mi küçük? 12-2t mi? 12-3t daha küçük, 2t daha büyük. Büyüğü ikiye böleceksin, küçüğe eşit olmuş olsun. Buradaki ikiyi doğru yere koymanız lazım. Yoksa yanlış çıkabilir. Çok dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Çözelim şimdi denklemimizi. İç dış yapıyorum. Paydası zaten 1 buranın. 2 ile çarpalım şuraya. 24 yapıyor. Eksi 6t eşittir. 12 eksi. Evet 2t oluyor. Şimdi 6t karşıya 12 buraya geçsin. 24 eksi 12 oluyor. 6t eksi 2t çıkıyor. Buradan sol taraf 12 oluyor. Eşittir 4t çıkıyor. T buradan kaç olmuş oluyor? 3 gelmiş oluyor. T'yi bulduk. Doğru mu? Demek ki 3 saat sonra bunların boyları birinin kalan boyu diğerinin kalan boyu ne oluyormuş? Yarısı kadar oluyormuş diyoruz. 6, 9 evet doğrudur. Başlayalım. Ne demiş? Uzunluğu aynı olan iki mumdan birincisi 3 saatte diğeri 5 saatte tamamen yanıp bitmektedir. Uzunluğu aynıysa problem yok. Biraz daha kolay oluyor. 3'e 5 diyorum. Bunların boylarını hem 3'e bölünebilen hem de 5'e bölünebilen bir değer veriyoruz. Buraya 15 diyoruz mesela. Şöyle. Buraya da 15 diyoruz. Tamam. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü olur. 1 bölü 3'ü olur demek, bunun yani buranın Türkçe meali ne demek? 3'e böl demek. Doğru mu? Tekrarlıyorum. 1 bölü 3'ü olur demek.
ne demek? 3'e böl demek yani. Çok bir şey yapmayacağız. Peki yapalım denklemini kurduk, çözelim. Burası 15 eksi. Evet, 15'i 3'e bölüyoruz. 1 saatte biten kısmını bulacağız. 5'te sağ taraftayım. Burası da 15 eksi. 15'i 5'e bölüyorum. 3T olmuş oluyor. Araya eşittir koyup bir tarafı ne yapacaktım? 3'e bölecektim. Ne tarafı 3'e bölmem lazım? Büyük tarafı 3'e böleceksin ki küçük tarafa eşit olsun. Veya küçük tarafı 3'te çarpacaksın ki büyüğe eşit olsun. Benim tavsiyem ne diyorsa onu yapın. Bölüm diyorsa bölün. Çarpmayı sonra yaparsınız. Bakın bu 3 saatte bir değil, bu 5 saatte. Bu daha büyük kalır, daha yavaş eriyor. O yüzden burayı 3'e bölmek mantıklıdır. Faydamız 1, iç dış yapalım. Çarptım, 45 oldu. Eksi 15T geldi. Karşıda 15 eksi 3T ifadesi var. 3 ne yapalım? 15'te karşıya 10, şu 15 buraya gitsin. 45 eksi 15 eşittir 15T eksi 3T olur. Sol taraf 30 gelir. Sağ taraf 12T olur. Bakın bunun sorularında bazen cevap böyle rasyonel çıkabilir. Tam sayı çıkmıyor, şaşırmayın. Paydı her tarafı kaça böldük? 12'ye böldük. Dikkatli olun diye yapıyorum. 12'ler gitti. Bence 6'ya bölünüyor. T eşittir 6'ya bölersem 5. 6'ya bölersem 2 gelir. Cevap buna gelmiş olur yani. Denizli 5-1-2 gelmiş olur. Tamam mıdır? Devam. Uzunluğu aynı olan iki mumdan birincisi 4 saatte, diğeri 10 saatte tamamen yanıyormuş. Tamam. 4'e 10 yazayım. Bunu bir siyahla yazalım. 4 saat, 10 saat. Şimdi 4'e 10'un ortak katı kaç? 40 olabilir ama 20 daha rahat olur. Bak 40 yanlış değil. Şimdi burayı yanlış anlamayın. Bak 40 yanlış değil. Tekrar 40 yanlış bir ifade değil. Buraya biz 40 diyoruz. 20 diyor, evet. Yani sayının küçük olması olayı daha basit hale getiriyor. Siz bilirsiniz. İşlem olarak sizi yormaz yani. Denklemi kuralım. 20 eksi 20'yi 4'e böldüm. Ne oldu yani? 5T olmuş oldu. Sağ tarafa bakıyorum. 20 eksi 20'yi 10'a böldüm. Kaç T oldu? 2T olmuş oldu. Bu iki mum aynı anda yakıldan kaç saat sonra birinin kalan boyu diğerinin boyu 3 katı olur demiş. 3 katı olur demek 3'te çarp demek. Büyüğü çarparsan daha da büyür. 3'te çarp. Bak böleceksen büyüğü, çarpacaksan küçüğü demişler. Onu ben dedim bu arada. Başka kimse dememiş. Böleceksen büyüğü çarpacak. Bence küçük tarafı çarpmamız lazım. Yani burada eşittir koyup bana sorarsan bakın 4 saat 10 saat. Bak bu çok geç bitiyor. Bu daha büyük kalacağı için burayı 3'te çarpıp soruyu çözmek lazım. Anlaştık mı? Dağıtıyorum. 60 eksi evet 15T oluyor. Karşıda 20 eksi 2T var. 15T buraya, 2T bu tarafa. Yok ne alaka ya? 20 bu tarafa geçiyor. 60 eksi 20 oluyor eşittir. 15T eksi 2T oluyor. Sol taraf 40 oluyor. Eşittir 13T oluyor. T de buradan ne oluyor yani? 40 bölü evet 13 gelmiş oluyor. Cevap eşlik çıkar. Anlaştık mı? Bunun sorularına bazen cevap böyle saçma bir rasyonel çıkar, şaşırmayın yani. Devam. Uzunluğu eşit olan iki mumdan biri 10 saatte, diğeri 20 saatte tamamen yanıyormuş. Şimdi uzunluk yine eşit, güzel. 10 saatte kaç saat? 20 saat. Ben bunun boyuna hem 10'a bölünebilen hem de 20'ye bölünebilen bir sayı vermem lazım. Bu 20, 40, 60 her şey olur. Ben 20 vereyim, küçük vereceğim. 20. Bu iki mum aynı anda yakıldan kaç saat sonra birinin kalan boyunun diğerinin kalan boyunun oranı, bak çok oran 2 bölü 3 olacak. Oranlama yaptı. Böleceğiz yani. Denklemi bir kuralım. Burası 20 eksi. 20'yi 10'a bölerseniz 2T geliyor. Burası da 20 eksi. 20'ye 20'ye bölerseniz 1 yapar 1T geliyor. Buraya dikkat. Tekrarlıyorum. Sol taraf 20 eksi. Yani burada şey yaptık bu arada. Aa, her tarafımızı dersen diyoruz. 20 eksi 2T. Burası da 20 eksi t olmuş oluyor. Doğru mu? Şimdi birinin boyunun diğerinin boyuna 2 bölü 3 mü demiş? Bak 2 bölü 3. 2. Yukarı küçük bir sayı. Aşağısı büyük bir sayı. Doğru mu? Tekrarlayayım. Yukarı küçük. Aşağısı büyük bir sayı. O zaman şöyle bir denklem kuracağız. Küçüğü yukarı yazacağım. Bu 10 saatte bitiyor. Bu 20 saatte bitiyor. Bak 10 saatte biten 20'ye göre daha hızlı eriyeceği için daha küçük kalır. Yani 20 eksi evet 2 t'nin bölü 20 eksi mantık olarak T'ye oranının kaç olması lazım yani? 2 bölü 3 olması lazım. Cümlemi tekrarlıyorum. 20 eksi 2T'nin mantık olarak 20 eksi T'ye oranın 2 bölü 3 olması lazım. Bunu iç dış yapalım. Şöyle 3 ile çarpıyorum. Ne oldu? 60 eksi 6T oluyor. Eşittir. 3 kere 2 yapar. 2'yi çarptım. Ne oldu? 40 eksi evet 2T gelmiş olur. 6T karşıya 2T buraya gitsin. Saçma oluyorum. Ne alakası? Gördün mü psikolojim nasıl bozuk olduğunu? Kaç bu 40? Az önce de onu zor ettim biliyor musun? 60 eksi 40 eşittir. 6T eksi 2. Sabaha kadar yer değiştir o zaman yani. Sol taraf 20 eşittir. Sağ taraf 4T. Gülme oradan gülme. T eşittir kaç oluyor? 5. Gelsene anlat. Kolay mı bu işler? Cevap ne olmuş oldu? Bursa olmuş. Arada da sana laf soruyorum ya. Cevabımız 5 Bursa geldi. Hocam
Bu mumların boyları hocam her zaman aynı mı olur hocam? Hep aynı soru mu hocam? Bunlar diyenler vardır şu anda. Biliyorum kitaba çünkü para vermişler. Hemen çözerim. Uzunluğu farklıymış. Uzunluğu farklıysa bu sefer mantıklı olan bunların boylarına saate göre bir orantı vermek. Ne demek istiyorum? Şöyle. Biri 8 saat diye 9 saatte bitiyor mu? O zaman bu 8 saatte bitiyor, bu 9 saatte. Grafiğe de gerek yok burada bu arada. Biz bunun boyuna 8x deriz o zaman. Saatte x bitsin. 8'in katı gibi. Buna 9y deriz. 9'un katı gibi. Çünkü boylar farklı olduğu için bunlara farklı farklı bilinmeyenler vermem gerekiyor. Cümlemi tekrarlıyorum. Boyları farklı olan bunlarda grafiğe aslında gerek yoktur. Direkt 8x 9y diyebilirsin. Ben görün diye. Hani siz alıştığınızda çizersiniz. Uzunluğu farklı olunca birine 8x diyene 9y deme hakkım doğuyor. Tamam mıdır? Tamam. Bu iki mum aynı anda yanıktan 6 saat sonra bak dikkat. 6 saat sonra. O zaman bakın boy 8x ise bunun 6 saat sonra boyu eksi 6x olur. Bak 1 saatte x gidiyor. 6 saatte 6x gider. Evet. Boylar eşit oluyormuş. Şimdi boy 9y ise 6 saat sonra eksi 6y azalır. Doğru mudur? Ve boylar ne olmuş? Birbirine eşit olmuş. Doğru mu? 6x, 8x'den 6x çıkardım. 9y'den 6y çıkardım. Sol taraf 2x oluyor. Sağ tarafta 3y olmuş oluyor. Tamam. Boylar ona hangisi olabilir diye soru sormuş. Dikkat. Şimdi x'e biz ne diyoruz o zaman? 3k. Bunun kaç sayısı? Y'ye kaç k diyoruz? Bunun kaç sayısı? 2k diyoruz. Bu x'e verdiğimiz 3k'yı ve y'ye verdiğimiz 2k'yı getirip ne yapıyoruz arkadaşlar? Yerine yazıyoruz. X 3k, y 2k. Bize oran sormamış mı? Yani 8x bir yerin diyelim bu 9y'ydi. Şimdi x'e 3k yazarsam 8 kere 3 ne olur? 24k bunun boyu yapar. Y'ye getirip 2k yazarsam, şuraya 2k yazarsam 18k da bunun boyu yapar. Şimdi boylar oranı hangisi olabilir demek iki ihtimal var. Ya 24k'yı 18k'ya böleceksiniz ya da 18k 24k'ya. Karar sizin. İkisi de doğru. Ben 24k'yı mesela atıyorum, getireyim. 18k'ya böleyim. Bu yoksa şıklarda tam tersi vardır. Yani 18k bölü 24k'da şıklarda olabilir. K'lar gider 6'ya bölerseniz 4 bölü 3 gelir. Şıklarda var mı? Var. Olmasaydı 3 bölü 4 şıklarda olacaktı diyor. Bu da uzunluğu farklı olan mum sorularıydı. Bir altı soru da pekişme testinde var yani. Tamam burayı şimdilik bitirmiş olduk. Tekrar söylüyorum doğru çalışın diye. Zorlanıyorum hocam diyenler, bundan sonra çözemiyorum hemen diyenler mutlaka pekişme testlerini de videosunu izleyip sonra iki bölüm beraber çözsünler. Yok ben anladım hocam diyenler de hem bu bölümü hem de pekişme testi çözsünler. Bu tarz sorular, soru tarzlarında çok iki bölüm gitmek veya üç bölüm gitmek çok mantıklı ve sağlıklı olmaz. Zaten öğrenme kontrol testini karışık çözeceksiniz. Ne diyorum her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın, benimle kalın, kitaplarını fotokopi almayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.